Değerli arkadaşlar, neden sağanak medya? Hamas'ın fiili olarak Katar'dan kovulması sonrasında yaşanan gelişmeleri bir parça görmezden gelmeye çalışıyor. Anladığım kadarıyla Ankara bu işlerin çok fazla Türk kamuoyu önünde ısıtılmasını pek istemiyor gibi gözükebilir. Doğaldır ama ben ana akım medya mensubu değilim. O yüzden bu konuyu yakından takip ediyorum. Dün de bu konuda yakın bilgiler verdim. Yani Hamas lider kadrosunun kalıcı olarak olmadığını söylüyor dışişleri kaynakları ama Katar'dan çıktıktan sonra bu İstanbul'a yerleşmeleri, biliyorsunuz Matthew Miller, Amerikan Dışişleri Bakan sözcüsü, çok açık ve net Türkiye'ye karşı bir tür cephe açtı İsrail'in de zorlamasıyla. Yani dedi ki sen onları çıkar oradan. Hatta orada dedi bazı adamlar var, bizim hukukumuz tarafından aranıyor. Onları da bize teslim et dedi. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ama esas üzerinde durulması gereken konu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'la İsrail'in İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet Şefi Ronen Bar arasında gerçekleştiği söylenen gizli toplantı. Görüşme İsrail'in derin devletinden çok fazla bilgi aktaran Valla internet haber kanalı tarafından sızdırıldı. Valla dedi ki Ronen Bar, İbrahim Kalın görüşmesi Katar'ın arabuluculuk görüşmelerinden çekilmesi çerçevesinde rehineler ile İsrail hapishanelerinde bulunan mahkumların takas edilmesi zemininde gerçekleşti. Yani acaba Türkiye yeni bir takas anlaşmasına imza atabilir mi? Biz geçmişte iki defa yaptık bunu. Yani o zaman mesela esir İsrail'li askerler vardı, 2-3 tane veya bir tane neyse. Onların karşılığında yüzlerce Hamas mensubunun politik olarak şeyden çıkmasını sağladı Türkiye cezaevlerinden. Vallahi'ya göre geçtiğimiz cumartesi günü Türkiye'ye yapılan gizli ziyarette Shin Bet Başkanı İbrahim Kalın'la esas olarak böyle bir şeye ele almış. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla rehineler müzakeresi iki taraf açısından da kilitlenmiş durumda. Nedir? Bir taraf diyor ki Hamas, arkadaş sen ateşkes falan kabul etmiyorum, kalıcı ateşkes kabul ediyorum ve hemen çıkıyorsun. Öbürü de diyor ki ben geçici ateşkes yaparım, gerekli gördüğüm kadar da operasyona devam. Şimdi bunu çözmek mümkün değil. Katar o yüzden kaçtı. Ama şu getirilebilir Hamas'a. Denilebilir ki tamam savaş sürsün istediğin kadar, ne yapalım. Ama en azından şu rehineleri İsrail cezaevlerindeki şu kadar bin veya şu kadar yüz, neyse rakamları, siyasi mahkumun serbest bırakılması karşılığında bırak, bu iş şimdilik bitsin. Bu bir çözümdür. Çünkü Hamas'ın da o kadrolara karşı sorumlulukları var ve çok sayıda Filistinli şu anda İsrail cezaevlerinde büyük zulüm görüyorlar. Büyük zulüm görüyorlar. Böyle bir durum olabilir. Bunu Türkiye yapabilir mi? Yapabilir. Türkiye barışı sağlayabilir mi? Sağlayamaz. Türkiye'nin böyle bir müzakereye katılıp arabuluculuk yapma gibi bir şeyi yok. Kabiliyeti yok bu sırada. Çünkü kavgalıyız. Nitekim Yediot Ahronot gazetesine konuşan bir İsrailli yetkili, kesinlikle Şimbetçidir, Türkiye'nin İsrail ile Hamas arasında bir tür esir takası görüşmelerine katılmasını istemiyoruz. Esas olarak rolü Hamas üzerinde kalıcı sonuç alacak bir baskı uygulaması olacaktır. Mısır esas müzakerelerin ana düzenleyicisi ve arabulucusudur diyor. Yani oradaki Mısır'ın rolü başka, Türkiye'nin rolü başka gibi gözüküyor. Türkiye takasın ülkesi. İsrail Başbakanı Netanyahu pazartesi akşamı önde gelen bakanlar, yani savunma, dışişleri falan ve güvenlik yetkilileriyle uzun bir toplantı yapmış. Ronen Bar, Shin Bet'çi, bu toplantıda gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretiyle ilgili uzun ve detaylı bir bilgi aktarmış. Mossad Başkanı David Barnea'da müzakerelerin yeniden başlaması için izlenecek askeri ve istihbari
politikanın briefingini vermiş. Barnea, Bar, Herzi Halevi, Genelkurmay Başkanı ve rehine müzakerelerindeki ordu temsilcisi General Nitsan Alon, Hamas'ın geri adım atmayacağını belirterek sonuna kadar savaş kararı da almışlar. İşte böyle bir durumda Amerikan-İsrail ittifakının Türkiye ile temas kurarak baskıcı bir yapıda gelmeleri dikkat çekici. Nitekim Antony Blinken'la Hakan Fidan Rio'daki G20 çerçevesinde buluştular. Detaylı bir açıklama yok. İşte Ukrayna'yı konuştuk, şunu konuştuk, bunu konuştuk. Ama anladığım kadarıyla Antony Blinken de Hakan Fidan'a Hamas üzerinde etkiliyseniz, ki etkilisiniz, Hamas şu anda Katar'dan size sığınıyorsa, ki sığınıyor, o zaman arkadaş bizim buna ses çıkarmamızı istemiyorsanız siz doğrudan doğruya Hamas'a belli bir konuda baskı yapın ve rehinelerin kurtarılması için güç biriktirin, güç oluşturun dediği ifade ediliyor. Nitekim sözcü yine Matthew Miller bu Antony Blinken Hakan Fidan görüşmesinden sonra Ankara'nın Hamas ile müzakerelerde arabulucu olması konusunda bir açıklama yapamam. Kimse istemiyor İsrail'de. Hamas üzerinde gücü olanların rehinelerin kurtarılması için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini söylüyoruz. İşte bu Türkiye'ye. Diyor ki madem gücün var kullan. Kullanman lazım. Yoksa ne adam arıyor orada? Niye İstanbul'dalar? Eğer İstanbul'da tutmaya devam edersen sana çok ağır yaptırımlar gelecek. Diyorlar bunu. Türkiye Hamas üzerinde yüksek etki gücüne sahip bir devlettir. Önemli olan bu güce sahip devletlerin etkilerini kullanmaları ve rehinelerin kurtarılışı konusunda çalışmalarıdır diyor. Hedefte izlemem doğru ve yakından takip etmemiz gerekiyor. Bu Türkiye'nin bütünlüğüyle bir Batı ile ilişkilerini belirleyecek ve etkileyecek bir kimlik kazanmış durumda. Hoşça kalın.